Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Ceylan, bugün Age of History Boston serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Almanya Devleti'ne savaş ilan etmiştik ve savaş bizim beklediğimizden fazlasıyla uzun sürmüştü. Ancak sonunda savaşı kazandık ve Almanlardan birkaç toprak alabildik ama bu savaş bizim için bayağı zor olmuştu. Kendi gücümüzü daha bu kadar yüksek görmememiz gerektiğini bize anlatmıştı bu savaş ve artık biraz daha savaşlarda temkinli olacağız. Şöyle baktığımda Fransa bizim düşmanımız olarak gözüküyor ama neden düşman gözüküyor anlamıyorum. Çünkü ben Fransa ile bak Fransa beni dost olarak görüyor ve aramız artı 95 ama şurada düşman olarak gözüküyorum. İlginç. Ve video dışında dostlar bayağı bir yatırım yaptım. Daha doğrusu yatırım değil mallara yatırım yaptım. Nüfusu arttırdım biraz topraklarımızda. Daha iyi olsun diye ve şu anda bu bölümde bazı devletlere savaş açacağız ve bu devletler nüfusu yüksek topraklara sahip olan devletler olacak. Misal burada Moldova'nın bakın şurada 31 bin kişilik bir nüfusu varmış. Böyle topraklar bize lazım ve diğer topraklar da hiç kötü değil. Ondan sonra Budapeşte de görüyorsunuz bayağı iyi miktarda nüfus var. Ondan sonra burada Bratislava'da bayağı güzel bir nüfus var. Sonra Yunanistan'ın da aynı zamanda şöyle güzel toprakları var. Hiç fena değil. 24 binden başlıyor. Burada da 29 binlik nüfusu olan Bulgaristan toprakları var. Bunları bu bölümde ele geçireceğiz ve gücümüze güç katacağız. Yani büyük devletlerle savaşmanın bize ancak zaman kaybettirdiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden de büyük devletlerle savaşmak yerine böyle bize daha fazla güç katacak küçük devletlerle savaşıp onları yenersek eğer daha güçlü olur ve büyük devletleri çok kolay bir şekilde kısa sürede yeneriz. Ve kısa sürede yendiğimizde de hızlı bir şekilde güçlenebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle küçük devletlerle savaşacağız öncelikle abi. Böyle askerlerimiz hızlı bir şekilde basıyoruz. Fazla fazla asker basacak ekonomimiz var ancak gerek yok. O kadar fazla asker basmaya çünkü bugün savaşacağımız devletler bir Almanya değil. O yüzden de çok fazla asker basmamıza gerek kalmayacak. Şu elimizde şu an bastığımız askerler bizim için zaten yeterli olacak. Bayağı miktarda zaten asker bastık. Bu mallara yatırım yapmak çok önemli biliyorsunuz. Her videoda söylerim bunu. Mallara yatırım yapın diye. Ve yapmanız da lazım çünkü mallara yatırım yapmadan ülke gelişmiyor abi. Ülkenin en önemli olayı nüfus. Nüfus olmadıkça ülke gelişmiyor. 170 bin kişilik bir ordu bastık. Hızlı bir şekilde şöyle ordumuzu sınıra dizelim ve ardından da Moldova devletine savaş ilan edeceğiz. Ordumuz geçti. Savaş ilan edeceğiz ve 100 binlik de ekonomisi varmış. Hiç de az bir ekonomisi yok. Gayet güzel. Gayet güzel. Ekonomisi de kötü değilmiş abi. Oradan da bize güzel miktarda ekonomi gelecek. Şimdi aynı şeyi Bulgaristan'a yapacağız. Bu arada gördüğünüz gibi 130 bin kişilik ordum kaldı. Bayağı fazla da askeri varmış aynı zamanda. Abi ufacık bir devlet diyorsunuz ama sizin birden 130 bin kişilik ordunuz bırakıyor. Bizim 170 bin kişilik ordumuz vardı. Gördüğünüz gibi ne kadar fazla bize kayıp yaşattı hemen hızlı bir şekilde. Ukrayna en son Rusya'nın neredeyse tamamını işgal etmişti ancak Türkiye savaş ilan etti Ukrayna'ya. Ve Rusya'nın topraklarını kurtardı Türkiye ben bu yatırımları yaparken. İlginç, ilginç anlar yaşanıyor şu anda. Araştırmaya biraz yatırım yapmam lazım çünkü araştırmada geri kaldım diğer devletlerden. Geçen bölümde birinciydik araştırmada ama tabii ki uzun süren savaş sonucunda o birinciliğimiz artık bayağı bir geriye doğru gitti abi. Bu yüzden onu yeniden kazanmalıyız. Yeniden en iyi teknolojiye sahip ülke olmalıyız biz Bosna olarak. Macaristan'a da görüyorsunuz ne kadar fazla askeri var. Onu da yeneceğiz abi. Sınırımızda adamın ne kadar askeri var ya. Lan resmen bizi tehdit ediyor. Şuraya bakın abi. Bu kadar asker sen niye bastın abi? Neyine senin o kadar asker? İlginç. İlginç harbiden senin neyine abi o kadar asker? Şöyle. Bu toprakları da alalım. Hızlı bir şekilde Bosna'yı da aldık. Bosna'yı diyorum, Bulgaristan'ı da aldık ve sadece 80 bin kişilik ordumuz kaldı abi. Görüyorsunuz iki tane küçük devletle savaştık, zorlanmadık, hızlı bir şekilde aldık ama görüyorsunuz savaş bize neleri kaybettirdi. Abi değişik, ilginç. Vallahi ilginç. Hemen hızlı bir şekilde nasıl ordu kaybettik ya? Şöyle vergi gelirini veriyoruz. Vergiden şu anda para kazanıyormuş, kazanıyoruz. Güzel. Boşuna vermeyelim de.
Biraz daha araştırma yapacağız. Şu gelen paralarla tekrardan askere basıp ardından Macaristan'a saldıracağız ve Slovakya'ya saldıracağız ve ardından da Yunanistan'a saldırdık mı? Tamamen artık bir Balkan devleti olacağız abi. Balkanların tamamını almış büyük bir devlet olacağız. Şöyle ordularımı biraz da buralardan basayım. Gayet güzel. Gayet iyi topraklarımız var ve alacağımız yeni topraklarla birlikte daha da güçlü, daha da iyi bir devlet olacağız. Şöyle Viyana'dan da basabiliriz. Basalım. Buralardan da tekrardan basalım. Bize ordu lazım abi. Macaristan devletinden saldırdığımızda, o devleti saldırdığımızda bayağı büyük miktarda ordumuz gidecek, emin olabilirsiniz. En az 100 bin kişilik kayıp vereceğiz abi. En az o da. Benim düşüncem. O yüzden biraz asker basmamız lazım. Şurası ayrı bir yer mi lan? Niye haritada böyle buraya bağlı gözüküyor? İlginç. İlginç. Kaç bin kişilik ordu basmışız? 200 bin kişilik ordu basmışız. Yarısını kaybedeceğiz bu ordunun. Bu ordunun en az yarısını kaybedeceğiz abi. Çünkü Macaristan gördüğünüz gibi bayağı güçlü ve o ekonomisi de kötü değil. Birazdan bakacağız zaten ekonomisine de. Hiç kötü bir devlet değil abicim. O yüzden bayağı ilk turdan asker basacak ve bize karşı saldırılarda bulunacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. 200 binlik bir ekonomisi var bizim, 600 bin. Ondan kaç kat büyük olmamıza rağmen bizim sadece 600 bin abi. Ve ondan kaç kat büyüğüz. Fransa İtalya seferine çıkmış. Fransa ile aramız oldukça iyi. İleride bir Fransızlarla birleşme gelebilir diye düşünüyorum. Fransızlarla birleşirsek bence bizim için daha da iyi olacaktır. Boşuna savaşmamıza gerek yok abi Fransızlarla. Dost olabileceğimiz bir devletle boşuna savaşmak bize ancak zaman kaybettirir. Ve ben de zamanımı kaybetmek istemiyorum. Şöyle şuraya da askerlerimizi verelim. Her yere 20 bin yetecek kadar oldu. Gayet güzel de asker basmışız. Savaşımızı ilan edeceğiz. Ama öncesinde şöyle araştırmalara devam edelim. Ve şu toprakların hepsinin %100 asimile olduğunu göreceğim abi. Tüm topraklarımın %100 asimile olduğunu göreceğim. O yüzden tekrardan şöyle asimilasyon emirlerini verelim. Tüm topraklardan tamamıyla faydalanmak istiyorum abi ben. Hepsinden tamamıyla faydalanmak istiyorum. Böyle sınırımızda birçok kalesi var. Ve bu kalelere saldırdığımızda da çok fazla adam kaybedeceğiz. Bizim için biraz kötü olacak ama sıkıntı değil. Güzel, ilk saldırıyı onun yapması bizim adımıza sevindirici bir haber. İlk saldırıyı o yaparsa daha fazla kayıp veren de o olacaktır. Bakın 59 bin o kayıp verdi, ben 50 bin verdim. 10 bin adam fazla kayıp verdi o. Bu da bizim için iyi bir haber abi. İlk saldırıyı eğer biz yapsaydık, biz mesela şu an 60 bin kayıp verecektik. Hatta 70 bin kayıp verecektik. Ama o gidecekti abiciğim, 60 bin kayıp verecekti. Bu da bizim için güzel oldu. Şöyle son bir toprağa kaldı, oraya da saldırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar fazla ordu kaybettik. 100 bin kaybetmedik ama yine çok fazla ordu kaybettik. Şöyle barışımızı yapalım. Ve artık sıra sende. Şöyle 20 bin buraya, 10 bin buraya, 10 bin buraya, 20 bin buraya, 20 bin buraya ve 20 bin buraya ve 20 bin buraya. Hızlı bir şekilde şuraya da saldıracağız. Ve ardından artık Balkanların tamamının sahibi olmuş olacağız diyecektim ama bunu diyemiyoruz. Çünkü daha arkada bir Yunanistan var. Yunanistan'ı almadan böyle bir şeyi diyemeyiz abicim. Önce bir Yunanistan'ı almamız lazım ki bunları söyleyebilelim. Şu an bizim için bunları söyleyemeyiz abi. Sonra da bir Yunanistan savaşı yapacağız zaten, o kaçınılmaz. Yunanistan savaşı illaki gelecek. Güzel. Güzel. Bir devleti daha ortadan kaldırdık ve yine çok fazla askerimiz gitti abi. Yine çok fazla askerimiz gitti. Az önce 200 bin kişilik ordumuzdan bize geriye kalan sadece 59 bin aslan parçası oldu. Bu 59 bin aslan parçası başkente gidip biraz artık dinlenebilirler. Çünkü dinlenmeyi hak ettiler abi. Çünkü dinlenmeyi hak ettiler. Fransa ile ilişkilerimiz her geçen gün gelişirken Almanlarla ilişkilerimiz tekrar bozulma aşamasına girişmiş. Almanlarla tekrar ilişkimiz bozulurken Türklerle de zaten kötü olan ilişkilerimiz daha da kötüleşmeye başlamış. Fransızların İtalya seferini destekliyor. Çok fazla da orduları var zaten. Desteklemesek de bir şey olmayacak. O yüzden desteklemek bizim için en doğru karar olacaktır. Polonyalılarla da aramız kötüleşmiş. Bir Polonya seferine de çıkabiliriz aslında.
Bir Polonya seferine de çıkabiliriz. Şu an beni tahrik etmesin Polonyalılar yani. Bunu da yaparım. Bunu da yaparım abi. Madem benimle aran kötü, o zaman topraklarını topraklarıma katarım. Haberin olsun Polonya. Eğer benimle iyi ilişkiler içerisinde olmayacaksan yaparız abi. Filistin gelmiş bana savaş ilan etmiş. Ciddiye dahi alamıyorum. Ciddiye dahi alamıyorum abi Filistin'i. Gelmiş bana savaş ilan etmiş koskoca. Bosna Krallığı'na sen ne hadle savaş ilan edersin abi. Şuradaki topraklarımızın tamamını full asimile edeceğiz. Biliyorsunuz full asimile etmedikçe topraklardan tamamıyla yararlanamıyorsunuz. Bu yüzden full asimile edeceksin abi toprakları. Her şekilde tamamıyla. Bu arada Fransızlarla aramızdan su sızmıyor. Çok güzeliz abi. Çok iyi ilişkilerimiz var ve Fransa'nın nüfusuna bakıldığında... Abi Fransa'da insan kalmamış yalnız. O kadar asker basmışsınız ki... Fransa'da insan kalmamış. Şu an zaten Polonya'ya hiç konuşmak istemiyorum. Polonya topraklarını hiç almak istemiyorum. Çünkü Polonya'da yaşayan insan yok. Aynı zamanda Ukrayna'da da öyle. Rusya'da zaten hiç insan yaşamıyor abi. Şu an dünyada insan yaşayan bir bizim coğrafyamız. Bir de Meksika var galiba. Bir de buralar. Yani yaşayan insan kalmamış abi. O kadar savaşmışsınız ki. Biz savaşıyoruz ama mallara da yatırım yapıyoruz abi. En az 3 çocuk kuralı getirdik. En az 3 çocuk kuralıyla rahatlıkla gördüğünüz gibi abi nüfusumuzu tekrar arttırabiliyoruz. Nüfusta en yüksek ülke şu an biz miyiz? Bosna ikinci sırada ama yakında geçeceğiz abi Hindistan'ı. Hindistan o kadar büyük topraklara sahip olmasına rağmen neredeyse bizimle aynı. 3 milyon nüfusa ulaştık ve hayvan gibi bir ekonomiye de sahibiz aynı zamanda. Bu ekonomi bizi iyi bir şekilde götürecektir. Hastalıktan dolayı bazı yerlerde maalesef şeylerimiz düşmüş. Ama düzeldi o. Azerbaycan da bizle arasını kötüleştiriyor. Türkiye Balkanlardaki topraklarını bize vermek zorunda kalacak. İstanbul'da dahil olmak üzere. O toprakları alacağız. Geri kalanlarıyla ilgilenmiyorum. Biz tamamıyla bir Balkan devleti olacağız abi. Bu arada Fransızlarla bir birleşme ileride gelebilir. Çünkü Fransızlarla çok iyi ilişkilerimiz var abi. Yani müttefik şu anda olmak istemiyorum kimseyle. Aynı zamanda İspanya'nın da baksanız abicim ne ekonomisi kalmış ne nüfusu, artık ne kadar süredir savaşıyorsa ne ekonomi kalmış ne nüfus kalmış, adamlarda hiçbir şey kalmamış. Tek kalan şey ellerinde ufak bir kılıç, onlarla da ülkelerini savunuyorlar zaten. 3,5 milyon, güzel. Fransızlar bizde diplomatik şeylerini bozmuşlar, diplomatik ilişkilerini askıya almışlar. Bu da onlarla bizi düşman yapar. Aramızın bozulmasını istemiyorum. Müttefik olmak bu yüzden bizim için daha iyi olacaktır. O yüzden onlarla bir müttefiklik yapabiliriz. İleride birleşmeyi düşündüğüm bir ülkeyle şu an aramın çok kötüleşmesini istemiyorum. Şu an bizlerle çünkü diplomatik münasebetlerini bozduklarına göre o ilişki daha düzelmez abi. O ilişki daha düzelmez. O yüzden ancak müttefik olmam lazım. Müttefik olursam o işi düzeltebilirim. Yoksa şu an her geçen gün daha da kötüleşecek o İlişkimiz ve ben de bunun olmasını istemiyorum. Fransızlarla iyi geçinmemiz lazım. Yenemeyeceğimizden mi? Hayır, yeneriz abi. Saldırsak çok rahat bir şekilde yeneriz ama o toprakları savaşsız bir şekilde birleşerek almak varken neden savaşayım ki? Değil mi? Ya o toprakları ben savaşsız bir şekilde çok rahat alabilirim abi ve bunu yapabilen bir adam neden savaşsın ki? Durduk yere neden kendi gücümü şey yapayım yani? Boşuna ona harcayayım. Gerek yok. Hem de topraklarda direkt asimile edilmiş bir şekilde gelecek. Harika. Yani bu yüzden durum böyleyken hiçbir şey yapmama gerek yok abi. Boşuna onunla neden savaşayım? Şöyle gelin abicim, siz de böyle başkente hızlı bir şekilde, onlar orada toparlandıktan sonra başkente gelecekler ve ardından bir Yunanistan seferi yapacağız. Ve Yunanistan seferinin ardından da bir Türkiye seferi gelecek ve ardından da artık tamamıyla Balkanlardaki tüm topraklar bizim olacak. Yunanistan'ın da bizim sınıra koydukları askerleri görüyorsunuz. Herhalde bizi korkutmaya çalıştıklarını düşünüyorum ama 3-5 yavru kurttan korkacak değiliz abi. Hatta 3-5 yunus balığından korkacak değiliz abi. Böyle bir devlet değiliz ve asla olmadık da. Bizi şu ordular korkutamaz abi. Biz ancak korkutabilecek tek bir şey var. Aslında yok. Korkutabilecek şu an hiçbir şey yok abi bizim. O yüzden sıkıntı da yok. Güzel. Yunanistan'ın sınırına askerlerimizi dizdik. Ekonomi büyümesine de verelim. Teknolojide kaç olmuşuz? Teknolojide Bosna birinciliği yeniden eline aldı. Mükemmel. Bosna olarak her geçen gün daha güçlü bir devlet olmaya devam ediyoruz.
saldırılarımız o zaman başlasın. Ordu tamamıyla buraya gidecek. Şurada zaten en fazla bize Atina'dan çıkarma atacaklar. Atina'dan olsun denize indirip bize çıkarma atacak. Ve beklediğim şey de gördüğünüz gibi oluyor abi. Yani şu an olan şey bu. Atina'dan denize indirip çıkarma atacaklar. Bunun dışında başka yapabilecek zaten bir şeyleri yok abi elemanların. Bunu zaten söylemiştim size. Ve şu an son çaresizlikle orada bir ordularıma hücum ettiler ama bunu da başaramadılar. Şimdi bir daha denize inmeyi deneyebilirler. Bu yüzden biz denize inip onları bu hamlesini engelleyelim. Tahmin ettiğimiz gibi denize indiler ve biz de bu hamleyi engelledik. Yunanistan çok tahmin edilebilir bir ülke. Yapacakları belli. Ve bu yapacaklarına biz gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde engel olduk. Devasa büyük ordularımızla. O zaman son kalan topraklarının da hepsine çıkarma atarak onları da ele geçirelim. Ve şuraya artık tüm ordularım geçsin. Ve ondan sonra da başkente geri gidecekler zaten. Şöyle. Çok da bir şey kaybetmedik aslında bakıldığında. İngiltere bana savaş ilan, Mısır bana savaş ilan etmiş. İkisi de gereksiz ülkeler. Bana hiçbir şey yapamayacak ülkeler. Ve bu yüzden böyle ülkelerle uğraşmamıza gerek dahi yok abi. Ekonomi büyümesine verelim. Fransız dostlarımız bizle münasebetlerini yeniden kurduklarına göre kendileriyle artık bir müttefiklik yapabiliriz. Umarım bize bu tur sonunda sövmezlerse aramızda bir müttefiklik olacaktır. Şöyle güzel aramızda bir müttefiklik bağı en azından kuruldu. İngilizlerin de gördüğünüz gibi yine nüfuslarını falan kalmamış. Bu ülkeler nüfusları neye harcıyor ben anlamıyorum. Lan ne yaptınız lan o kadar nüfusu? Abi o kadar nüfusu ne yaptınız cidden? Harbiden ne yaptınız yani? Biraz para biriktirelim. Ve Yunan topraklarının da tamamını asimile edelim. Bu bölüm bizim için çok verimli geçti. Balkanların en güçlü devleti olmamız da bize çok yararı olacak bu bölümün. Bizim için bayağı güzel olacak. Şu topraklarda da zaten gördüğünüz gibi daha artmıyor. Onlar hastalıktan dolayı olduğu için. Otomatikman oraya da şey yapmış oldu ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada Yunan toprakları pek adam akıllı asimile edilemedi. Umarım edilecek. Şöyle hızlı bir şekilde tekrar asimilasyon emirlerini verelim. Ve tabii ki de %100 asimile edeceğiz biliyorsunuz. %100 asimile edemediğimiz hiçbir toprak tam anlamıyla bizim değildir. Ve bu yüzden %100 etmemiz lazım abi. Hepsini tüm topraklarımızdan tam anlamıyla yararlanabilmek için bunu yapmamız lazım. Hepsini %100 asimile edeceğiz. Güzel. Türkiye devleti şu an ne durumda? Türkiye 533 bin ekonomiye sahip. Hiçbir şey değil abi bize göre. Biz ondan kat be kat güçlüyüz. Azerbaycan devleti burada güzel bir işler yapmış. Güney'e inmiş. Hindistan devletiyle de araları iyi. Biz Hindistan'da oyun başından beri aramızı iyi tutmaya çalıştık ama bunu yapamadık. Kazakistan'a bakın. Kazakistan yargı dağıtıyor. Bizim için de artık bir sıkıntı değil abi. Arasını madem bizimle iyi tutmuyorsa biz de iyi tutmamıza gerek yok yani Hindistan'da. Zaten şurada gücümüzün ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz abi. Hindistan'la mı uğraşacağız? Hindistan'la mı uğraşacağız? Biz koskoca oyunun en güçlü devletiyiz. Nüfus konusunda, ekonomide de şu an en güçlü Japonya. Japonya'nın neresi güçlü ya? Japonya yine ne yapıyorsun? Evet, Osaka'ya ve Kobe'ye yatırım yapıyor abi. Her zamanki gibi Japonya'nın yaptığı gibi yatırım yapıyor. O zaman bir sonraki bölümde Japon seferine çıkalım abi. O ekonomiyi gelişmesini engellemem lazım benim. O ekonomik gelişmeyi engellemem lazım. Bu da Yeni Delhi'ye yatıyor. Hani bununkiler normal de. Sen ne yapıyorsun ben anlamadım. Myanmar'a bakın lan. Myanmar burada neler yapmış. Vay vay. Biz bir Japon seferine bir sonraki bölüm çıkmamız lazım. Türkiye de Meksika ile savaşa girmiş. Şöyle bu arada topraklarımızın güzelliğine baksanıza abi. Mükemmel ya. Mükemmel. Harbiden baya güzel durumdayız. Bir de bir kez daha kaydedeyim oyunu. Ve artık burada bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videoları beğenmeyi unutarak bana skor bitirseniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.